Öncelikle sertifika olayını biz pek sevmiyoruz ve böyle aslında bizim için havalı bir durum. Biz sertifika vermiyoruz diyoruz. Yani evet, yani sertifika almak için kimsenin gelmesini istemiyoruz oraya. Çünkü biz böyle oradan çıktıktan sonra bir şeyin uzmanı olmayı da asla vaat etmiyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında hisle ilgili. Oradan çıktıktan sonra kendini iyi hissetmen, bir konuda kafanın açılması, vizyon sahibi olmanı aslında hedefliyoruz. O yüzden dediğim gibi sertifika vermiyoruz ama çok ısrar edenler oluyor işte hatıra vesaire gibi. Onlara böyle tezgahın altından bir tane gizlice şey altından veriyoruz ama hiçbir şekilde duyurmuyoruz bunu da. O yüzden gelmelerini istemiyoruz. Onun dışında çok fazla indirimimiz var. Geçen ay belki denk gelmişsinizdir. Hayal duvarı diye bir şey yaptık. Kimseye söylemeden şey dedik. Bu duvarın altına bir tane duvar oluşturduk. Hayalini yazın, herkese %25 indirim veriyoruz dedik. Böyle klişe, hadi gelin size %25 ya da %20 indirim yapmayı da sevmiyoruz. O konuda da farklılaşmayı seviyoruz. İnsanlar indirim almak için hayallerini yazdılar. Şu anda 150'den fazla hayal var ama biz etkinliği kapatmaya karar verdiğimizde 74 tane hayal vardı. 74 tane hayal seçtik. İşte içlerinde dünyayı gezmek de var, işte çocuklar için bir şeyler yapmak da var. Mesela bir sürü şey var. İşte hayalim Ektedir deyip Afrika haritasının görselini koyan da vardı. Hepsini tek tek çıkardık, evin önüne gittik. Hepsine hediyeler aldık. Afrika'ya gitmek isteyene Afrika içerikli kol saati aldık. Çocuklarla ilgili bir şey yapmak isteyene çocuklar adına bağış yaptık. 74 tane birbirinden farklı hediye aldık ve sonra sürpriz dedik. Dolayısıyla hem indirim aldılar, %25 indirim, hem de hayallerini adım atmalarını sağlayacak bir motivasyon kaynağı da oldu. 74'ten 150'ye çıkması da o hediyelerden sonra oldu. Hediyeleri paylaştıktan sonra yorumlar devam etti ama siz hani iş işten geçmiş oldu dedik. Dolayısıyla biz her ay mutlaka kendimize özgü kampanyalarla indirim yapıyoruz ve bundan da çok fazla yararlanan insan oluyor. Onun dışında eğitim içeriği de dediğim gibi hiçbir zaman uzman olmayı vaat etmiyoruz ama off the record diyeceğim ama neyse olmayacak. Yine de şey söyleyeyim. Eğitmenlere verdiğimiz oryantasyonu şöyle diyoruz. Buradan çıktıktan sonra birincisi kendilerini iyi hissetsinler. İkincisi kafaları açılsın, aydınlanma yaşasınlar. Üçüncüsü de Twitter'da ya da Facebook'ta paylaşabilecekleri bilgiler alalım. Bu kadar. Bunu bu şekilde özetliyoruz. Bizim 8 saatlik eğitimlerimiz de var, 6 saatlik eğitimlerimiz de var. Çok yoğun didaktik eğitimlerimiz de var. Ama dediğim gibi hiçbir zaman uzman olmayı vaat etmiyoruz. En iyi ihtimalle işte sektöre yönelik, kurumsal dünyaya yönelik sunum etkinliklerimiz var. Atıyorum Steve Jobs gibi sunum yapma teknikleri diye bir eğitimimiz var. Orada Steve Jobs'ın tarzının tekniklerini vesaire öğreniyoruz 6 saat içerisinde. Ve sonra öğrendiklerimizle beraber uygulama yapıyoruz. Çok şey öğreniyoruz ama dediğim gibi hiçbir zaman Steve Jobs olmayı vaat etmiyoruz. O yüzden de bu şekilde cevap verebilirim size. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.